Tenekli'nin 51 senesine geldim oraya. Devşat Doğmam ve Beylerbeyi. Buraya geldiğim zaman da daha çok ekaliyat kurumlar çoktu. Yukarılar hep bahçeydi. Salatalık bahçe, sebze bahçe, bunun aşağılar sebze bahçeler. Hiç boşsa bunlar binalar yoktu orada, boştu buralar. Yukarıda Çengelki Salatalıkları meşhur oradan çıkardı. Ondan sonra bu Çengelki'nin yeni maden kısmında bütün Rumlar orada otururlardı. Akşam olunca İskele Meydanı, bütün aileler, güzel gelinler, kuzenler, eşlerini beklerler. Muazzam bir eğlence vardı. Herkes toplanır, çay bahçeler falan. Böyle gazinolarda birkaç tane gazino vardı. Deniz kenarında Houston'un, Gavrico'nun, öbür tarafta Mahmut Bey'in gazinosu vardı. Bu yanında Kavcı Şevket var. Diğerleri dükkandı onlar. Vapurdan çıktığınız zaman iki taraflı karşılıklı dükkanlar, eczane, postane, kuaför dükkanları, en köşede banka vardı. O azam, bazen bir şey yani. Akşam olacak hep kalacak. Bütün aileler orada beklerler, çoluğunu, çocuğunu, çay başlarına otururlar. Böyle bir şey yani. Çok güzel bir muhabbet var. Halk birbirini sever, saygılı. Fakat 6-7'den sonra bunlar buradan Yunanistan'a getirirse. ''60'lara kadar Çengelköy, şehirle organik bağı olmayan bir köy olarak hayatına devam ediyordu. 60 ile 70 arası hızla gelen göçler, bir miktar kimliğini değiştirdiyse de çok fazla yapı yoktu, yeni yapı, eski köy hayatı devam ediyordu. 70'ten sonra giderek hızlanan bir etkiyle bütün Çengelköy Vadisi, Çakaltepe, arkadaki NATO yolu dediğimiz o arada işte 60 sonrası açılan bir yol, küçük suya bağlanan yol etrafı çok kesif bir önce gecekondu, sonra kaçak yapılarla yoğun bir iskana tabi tutulunca Çengelköy'ünde karakteri geçti. Görüyorsunuz Çengelköy dar bir caddenin üstünde iki taraflı dükkanlardan oluşuyor. İçinden Üsküdar'dan Beykoz'a kadar bütün sahil boyunun ulaşımını sağlayan, onun her türlü ihtiyacını sağlayan bir ana arter geçiyor. Ne yazık ki Boğaziçi'ni, bu kıyı şeridini bağlayan başka bir yol, NATO yoluyla küçük suya inen bir yol var ama bir bölümü çok kötü. Daha sonra işte Ümradiye'den küçük suya inen bir geçmişin eski bir yolunun genişletilmiş hali var. O yüzden burada trafik çok kesif. Bu trafiğin arasında da iki taraflı dükkanlarda alışveriş edenler veyahut da Anadolu yakasında çoğunlukla oturup cumartesi pazar günü işte gerek Çınar altında gerek İskele Meydanı'nda gerek burada çok sayıdaki dükkanlara kahvaltı etmeye gelenler veya günün bir kısmını geçirmeye gelenler Çengelköy'ün karakterinde oldukça değişiklik yaratıyorlar ve Çengelköy'ün neredeyse cumartesi pazar sokağa çıkmaz hale geldi. Hayatını evinde tamamlıyor. Çünkü yürünecek yol da bu gelenlerin biraz da saygısız tutumu nedeniyle kaldırımlara yaptığı parklar neredeyse bu caddelerde yürümez, yürünemez bir hale geliyor. 7 tane kokoreççi var. Bunlar da son zamanda bir moda çıktı. Onlara gece saat 3'e 4'e kadar servis yapılıyor. Onlardan alışveriş yapılıyor. Bu vadi tabanında oturan insanlar da bunların yaydığı kokulardan ve bunların yaydığı çevreye pislikten ve bunlara gelen gidenlerin gürültüsünden müthiş rahatsız. O yüzden Çengelköy bir çözüm bulmak lazım. Bu yolu bir şekilde bu ana arteri Çengelköy'ün içinden geçen ana arteri belki bir tünelle Çengelköy'ün girişinden Vaniköy'e doğru bağlamak lazım. İçindeki dükkanları biraz raptürapta almak lazım. Yola sarkmalarını önlemek lazım. Coğrafi yapısı da bu dejenerasyona biraz yol açtı. Çünkü Çengelköy'ün ana caddesiyle kıyıyı bağlayan sokakların hepsi denize doğru uzanan çıkmaz sokaklar. Birbirleriyle bağlantısı olmadığı için kıyıya kenarına giden insanlar bir müddet sonra o sokaktan tekrar geri dönüp bu ana arterdeki dar kaldırımları kullanıyorlar. Böyle bir kaos var. Bu kaosu en kısa süre içinde tedavi etmek gerekli. Aynı şeyi Beylerbeyi'nde de görüyorum. Bu bir
kendi başına gelişen, kendi başına yürüyen bir iş oldu. Bunu biraz belediyenin, planlama yapanların denetim altına alması gerekiyor. Çengelköy'de tabii seneler içerisinde çok değişiklik oldu. Çok değişiklik oldu. Hep devamlı olarak farklı iş yerleri açıldı. Bilhassa kokoreç dükkanları ve aralarda artık yollara sandalyeler koyuyorlar. İnsanların geçecek yeri kalmadı. Yani çok kalabalık oldu ve çok farklılaştı Çengelköy. Eski mahalle dönemi kalmadı. Biz açtığımız zaman eczaneye arkada mesela deniz sahil vardı. Sonra orası dolduruldu. Hatta gemi yapılıyordu orada. Tekneler yapılıyordu. Sonra orası dolduruldu. İşte halka açıldı. Arkadan işte ne oldu? Çay bahçesi oldu. Yani çok farklılaştı eski ilk açtığımız zamanki Çengelköy. Ama gene de Çengelköy'ü çok seviyorum. Şehre gittiğim zaman, şehir dediğim yani işte Taksim'e falan çıktığım zaman kalabalığı, yoğunluğu hemen bana Çengelköy'ümüzü aratıyor. Köylüyü ben diyorum, ben köylüyüm, köyde yaşıyorum diyorum. O da güzel bir şey. Burada yaşamak gerçekten ayrıcalık. Mesela sabaha karşı uyandığınız zaman burada sahile gidip bir güneşi doğurabiliyorsunuz veyahut da akşam güneşi batırabiliyorsunuz. Dört mevsim size sahil yanınızda çok güzel bir şey. Bu da bir ayrıcalık. Rahatlıkla yürüyüşünüzü yapabiliyorsunuz sabahları. Yaşama Çengelköy'den başka bir yerde de herhalde yaşayamam. Burayı da çok seviyorum ayrıca. Giderek 1950 sonrası giderek artan şehrin nüfusu, konuta olan talep, insanların ekonomik gücünün artması sonucu bu işte ahşap, iki katlı, çok küçüktür merkezdeki parseler, 20 metre, 25 metrekare, biraz daha geniş yerde oturma isteği, biraz daha modern, çağdaş bir hayat yaşama arzuları betonarmenin kullanımına yol açtı. Daha baştakiler yığma yapılardır ve ahşap yapılar. Giderek daha ekonomik açıdan sıkıntılı, ekonomisi fazla gelişmemiş ailelerin oturduğu, hatta çoğunluğu, pek çoğu büyükçe yapılarda, Anadolu'da göç eden insanların oda oda oturduğu yapılara döndü. Aynı dejenerasyon büyük oranda Süleymaniye'de, küçük pazarda, Eminönü bölgesinde gidik başında gözüküyor. Onun bir daha ufak, çok daha ufak örnekleri Çengelköy'de, Kuzguncuk'ta, Beylerbeyi'ye gözükmeye başladı. Bu yapılara bugün aynı malzemeyle onarmalarını istiyorlar. Hem ahşap pahalı, hem ortaya çıkan yapılar kimseyi tatmin etmiyor. Çünkü günümüzde evdeki elektrikler, işte doğal gaz kullanımları, ısıtma araçlarının gelişmesi bu ahşap yapıları emniyetsiz kuruyor. Her an yangın tehlikesi var. Bu tür bir yapılaşma söz konusu değil artık. Yani hala 1900'lerde, 1850'lerde yaşamamız söz konusu değil. O nedenle Çengelköy'e geldiğiniz zaman çoğu terk edilmiş, boş tutulan, bu tür yapacaksın diye empoze edilen yapıların yapılmaması sonucunda giderek köhneleşiyor.
1983'ten beri Boğaziçi Kanunu gelince de sözde bu bölgelerde yapı yapmak yasak ama insan yaşantısı devam ediyor. 1983-2013, 30 senedir bir türlü çözülmeyen ve bir türlü önünde başka bir model konulmayan bir yasağın da böyle aynı şekilde sürmesi mümkündür. O yüzden Çengelköy'ün eski bölgeleri giderek bir anlaşıyor, terk ediliyor veya işte kaçak bir şekilde, denetimsiz bir şekilde yeniden yapılıyor. O yüzden Çengelköy'ün bugün artık ahşap evinden söz etmek söz konusu değildir. Aktiviler çok sever, birbirlerini sever, saygılı insanlar. Tabii şimdi daha çok köyümüz değişti. Yeni yeni insanlar geldi. Bir kimse kimseyi tanımıyor, ne büyük var ne küçük var. Öyle bir sevgi, saygı yok. Öyle bir muhabbet yok yani. İşte bu eski insanlar, bu arkadaşlar, yaşlılar birbirlerini buluyorlar, gezerler, oturuyor. Geri kalanlar hep yabancı. Çengelköy bir bambaşka oldu şimdi. Şimdi yeni alem, artık Çengelköy Süper Baba'dan sonra nam aldı burası. Nem aldı. Gelen burası Süper Baba nerede, Süper Baba nerede diye böyle böyle yavaş yavaş işte halk da artık sahiller halka kapandı. Hiçbir yer nefes alacak yer yok. Bir iki tane çay bahçesi var. Millet doluyor buralara. Yani böyle bir şey yani. Her taraf halka kapandı bu. Bütün zenginler sahilleri kaptılar. Bazı yerler başkalarının ellerine geçti. Böyle millet geliyor, birbirini veriyor. Hele Ramazan günleri burada inanılmasın, yürümek mümkün değildi yani bu sene. Yürümek, adım atamazsınız. Yollar kapalı, gece sabahlara kadar millet sokaklarda. Şimdi sabah namazı iniyorum ben burada. Mesela bütün dükkanlar daha henüz yeni kapanıyor yani saat 5'te. Bütün millet sokaklarda. Hiç anlayamam bu gençlik nasıl bir gençlikse. Ne oturmasını biliyor, ne kalkmasını biliyor yani. Vallahi böyle. Şöyle oturuyor adam. Oturuyor ya, bunun bir kaidesi var. Oturmaların bir sakın bir büyük yer, küçük yer ayıptır ya. Böyle bir şey olmaz ya. Maalesef. Böyle bir şey yok yani. Böyle saygısızlık var yani. Ay yazık, gençliğe yazık. Çok karıştırmayalım. Çok karıştırmışlar. Okullar şimdi artık gelişti. Yeni okul yaptık. Şengelköy'de çok güzel bir şey oldu orada. Memleşi'de yıktılar, yeniden yaptılar. Yeni okul, ortaokul orası. Havuz boşu ilk olarak kaldı. Böyle yani bakılıyor şimdi. Fakat maalesef işte halka kapalı ve her taraf kapalı. Bir havalık böyle bir yok. Bu sahilde başkalarının eline geçti. Söylemeye gerek yok artık. Bunu söylemiyorum yani. İnsan şey yapar. Kandilyaklar, bütün sahiller kapanıyor. Şey de, her sabah kalktığımda yazın Boğaz'da denize girmek istiyorum. En büyük hayalim o. İleride bunun olacağını düşünüyorum. Ne yazık ki biz evvela denizlerimizi kirletip sonra da kanallar açıp temizlemeye çalışan bir ülkeyiz. Şimdi herhalde bir kolektör yapılıyor. Kolektör yapıldıktan sonra ilk defa herhalde buradan iskeleden denize atlayan ben olacağım ve her sabah yüzeceğimi söz veriyorum. Yazları tabii, kışları pek yüzemem. Ayrıca böyle çok enteresan insanlar da tanıyoruz. Bizim Hisar'da da eczanemiz var. Oradaki eczanede de bir İngilizce öğretmeni hanım vardı. 86 yaşındaydı. Her sabah yaz kış Hisar'dan denize girerdi. O da çok güzel bir şeydi. O zamanlar orada da küçük su plajı vardı. Küçük su plajından girerdik denize. Ne yazık ki Çengelköy'den Boğaz'a girmek hiç kısmet olmadı. Çünkü
devamlı olarak akıntı, lağımlar denize akıtılıyor. Kolektör yapıldığı zaman temizleneceğini düşünüyorum. Dediğim gibi söz veriyorum, kaç yaşında olursam olayım ilk denize atlayanlardan birisi ben olacağım. En kısa zamanda yapılmasını da bu kolektörün bitmesini istiyorum. Çünkü hani su akar deli bakar, ona çok üzülüyorum. Herkes bu sahillerden, karşıdan, buradan, boğazdan denize girebilmeli. Yarışmalar olmalı. Yapılar kaybolduktan sonra o münasebetler de çok iyi durumda olduğu söylenemez. Evet, esnafla, çarşının içinde büromuz olduğu için esnafla gayet iyi münasebetlerimiz var. Çünkü burada bizim bulunduğumuz bölge daha ziyade ticari yapılarla dolu. Birkaç tane ev var. Onlarla da gayet dostane ilişkilerimiz var. Her gün selamlaşıyoruz. Buradaki esnaf lokantasında yemek yiyoruz. Ondan yedikten sonra Saval Pastanesi'nden dondurma yiyoruz. İşte karşıdaki kuru yemişçiyle selamlaşıyoruz. Ya bisiklet alıyoruz ya bir kuru yemiş alıyoruz. Böyle bir dostane ufak bir bölgenin insanları arasındaki birbirinin hatır sorması, birbirinin işte bir sıkıntısı varsa onu çözmek için yardımcı olması gibi insani münasebetlerimiz. Levent gibi, Etiler gibi, Akat gibi, Ar gibi yeni bölgelerimizden çok daha hızlı devam etmekte. Geçmişte günümüz Çengelköy'ünü karşılaştırdığımız zaman geçmişe özlem duyduğumuz ne var? Bütün İstanbul'un periferisi hızla, belki kötü bir tabir ama işgal edildi. Herkes aklına gelen yapıları yaptı ve çok yoğun yapılaşma oldu. İnsanların o bölgelerde nefes alacakları, günlerini geçireceklerini, hayatlarını biraz renklendirecekleri herhangi bir mekan veya bölge kalmadı. O yüzden çoğunluk Boğaz kıyılarında, özellikle yaz günlerinde bu dışa açılmayı, işte hayatını biraz renklendirmeyi tercih ediyor. Bunlardan nasibini alan köylerden bir tanesi de yoğun olarak Çengelköy. Beylerbeyi'de böyle bir sıkıntı var. Kuyguncuk mesela bundan çok fazla etkilenmedi. Geçmişin Çengelköy'ün ağzında sakin hali belki bu kadar büyük bir şehirde mümkün değil ama bu denetimi kurmak. Örneğin bir çınar altı meydanı. Burada insanlar çınarın altında deniz kokusu içinde, niyot kokuları içinde daha sakin bir atmosferde boş vakitlerini geçiriyorlardı. Bugün orası neredeyse bir eski Mahmutpaşa'yı anlatan, insanların omuz omuz oturduğu, sizin bütün konuşmalarınızı yan tarafta dönen, hemen burnunuzun dibinde oturan bir diğerini dinlediği, tamamının neredeyse üstü örtülmüş bir meydan olduğundan çıkmış bir alan haline. İskele Meydanı'nın başıboşluğu, etrafındaki kahveler tarafından işgal edilmesi ayrı bir konu. Eski insanları üzülüyorum. Çünkü onların daha kültürel düzeyi yüksekti. Eğitim düzeylerinin çok yüksek olmamasına rağmen kültürel düzeyleri yüksekti ve konuşulacak çok konuları vardı. Bugünkü insanlar günlük olaylardan, siyasetten, sporun dışında selamlaşmak, bir merhabanın dışında çok fazla diyalog kurmak mümkün değil.